Günaydın, günaydın dostlarım. Bu sabah, yani her sabah olduğu gibi erkenden uyandım. Şimdi benim biliyorsunuz robotum var, fıstık bir dakika. Sabah kalkar kalkmaz, uyanır uyanmaz. İlk önce ilk işim ben yatakta keyif yaparken onu çalıştırmak sevgili dostlarım. Çünkü ayağıma bir tüy yapışmasını dahi istemiyorum. Madem ben bu fıstığı aldım, bir işe yarasın. Her yere dibi köşeyi temizliyor. Ben ondan sonra kalkıyorum. Kendime güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Sandviç yapıyorum. Ondan sonra güne başlıyorum sevgili dostlarım. Onu paylaşayım dedim. Hadi robot çalışıyor. Fıstık çalışıyor. Fıstık. Çalış fıstık, çalış. Oh. Birazdan haznesi dolunca, yani ne kadar şey çıktı, her gün çalıştırdığım halde ne kadar toz çıktı, birazdan size onu da göstereceğim sevgili dostlarım. Ayağımın altına geldi. Evet, görevini bitirdi. Şimdi yuvasına gidiyor. Sevgili dostlarım, birazdan size haznesinden çıkan tozu göstereceğim. Bir yuvasına gitsin, otursun. Gördünüz mü? Çok komik bu ya. Güldürüyor beni fıstık. Hemen çıkaralım şimdi şeyini. Hazneyi. Evet. Gel bakayım. Bakar mısınız? Daha dün süpürdüm ya. Bakar mısınız? İnanamıyorum çıkan pisliğe. Aa. Neler neler. Ya gerçekten mükemmel bir alet sevgili dostlarım. Onu size söyleyeyim. Değer. Gerçekten değer. Gördünüz değil mi çıkan pisliği? Hemen bunu boşaltayım ben. Evet böyle. Bu sabah böyle başladı sevgili dostlar. Şimdi boşaltayım. Evet hazneyi şimdi döktüm. Yerine koydum. Bir de arkasına bakalım. Arkasında durum ne durumda? Hop. Şurada fırçası da var ya sevgili dostlarım. İyi fırçalar idare eder. Gayet şey. Aynen. Arada bu fırçaları çıkarıp onları da yıkayabiliyoruz tabii. Bir de bu var. Asıl işi gören fırça. O böyle topluyor. Buradan bu da çekiyor. Böyle. Aynen. Şimdi kalkayım. Ay gerçekten acıktım bayağı. Gideyim sandviçimi yapayım artık. Evet. Ben sabah sandviçimi yedim, ettim. Oldu saat şu an 3. Saat 15. Gene acıktım. Kendime çorba yapıyorum. Şimdi mecburen ben de acıktım. Ah, kendime erişteli mercimek yapıyorum sevgili dostlarım. Yani bu köpekleri dışarı çıkarmak diye bir şey var. Yağmurun altında. Aynen. Fena, çok fena. Zuzu çişe çıktı, Kaan dondu dışarıda. İşimi gücümü bitirdim. Yoruldum. Kendime çok güzel şöyle kuş burnu yaptım o gün. Gülümserle topladığımız kuş burunlarından kuş burnu çayı yaptım. Ah sevgili dostlarım ah. Bir an önce şu evim bitsin de bir an önce bir evime geçmek istiyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum burada. Of küçücük evde. Kedi, köpek. Of kalabalık. Allah'ım düzen yok, uyku saati yok, o yok, bu yok, yani kafa yiyeceğim. Neyse az kaldı, hafta sonu herhalde mutfaklar takılır. Ondan sonra da
işte doğalgaz falan müracaat olur. Artık o ne zamana kadar sürer bilmiyorum. Çünkü kış biliyorsunuz. Hani doğalgazın da kesin bağlanması lazım. Onu da beklemem lazım. Herhalde bir 15 güne biter diye düşünüyorum. Bir 15 gün sonra bir kamyona yükleriz. Taşınırım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı nasıl olacak. Bu arada ne diyecektim? Gülümser tabii gitti. Gülümser'in kanalını da seyrediyorsunuz. Teşekkür ederim. Gayet güzel izlenmeleri var. Gayet başarılı bir kanal oldu. Arkadaşım hak etti. Güzel de şeyler çekiyor. Değişik şeyler çekiyor. Geziyor işte sahilde. Yürüyüşe çıkıyor. Sizleri de arasına katıyor. Yani sizlere de izlettiriyor. Ben şu küçücük evde çok fazla bir şey çekemiyorum sevgili dostlarım. Beni çok merak ediyorsunuz. İki gibi video atmayayım. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Gerçekten bazen hiç halim olmuyor. Dün doktor işleriyle çok uğraştım. Bu şey için hani bana yurt dışından gelen ilaç için belgeler var ya toplanacak. İşte Koç Üniversitesi Hastanesi'nden doktoru belgeleri bana gönderdi. Sadece bir tek reçete yazılacak belge lazım. Onu da gitmem gerekiyor İstanbul'a. İstanbul'a gidecek halim yok. Hani çünkü muayene olmadığın zaman hani o giriş açılmadığı zaman SGK şey yapmıyormuş. Ondan sonra bana da avukat şöyle bir şey dedi. En son dedi Ankara'da dedi muayene olmuştum. Oradaki doktordan dedi iste o yazsın dedi. Ben de o doktora mail attım. Ne döndü ne etti yani ben anlamadım. Yani bana reçete yazman gerekiyor şu ilacı diye. Hala mailime dönmedi. Olmadı bugün arayacağım. Yani böyle uğraştırıyorlar ya canımı sıkıyorlar sevgili dostlarım. Benim zaten zamanla yarışıyorum. Sen beni niye uğraştırıyorsun? Yani bir mailine bakacaksın, bir reçete yazacaksın, bana atacaksın. Bu kadar basit yani. Robot gibi olmuş. Gerçi bazı doktorlar gerçekten bir robot. Yani gülme falan yok. Böyle bir robot yani. Soğuk böyle bir acayip bir şeyler. Hayret ediyorum. Çok az kalmış. Yani böyle senin ruhunu anlayan, senin hissettiğini anlayan doktor gerçekten çok az rastlıyorum. Şaşırdım kaldım yani. Bu kadar da benim durumum acil biliyorsun. O kadar açıklama da yazıyorum. Cevap yok. Bilmiyorum bakalım arayacağım bugün. İnşallah bir zorluk çıkmaz. Çünkü bir an önce bu ilaca kavuşmam lazım sevgili dostlarım. Benim şuradan kalça kemiğimden vuran ağrılar, şu femur başlarından vuran ağrılar ayak bileğime kadar ağrıyor, iniyor. Geceleri uyutmuyor. Ağrı bandı takıyorum. Ağrı kesici içiyorum. Gece hiç uyumuyorum. Sıkılıyorum yani artık çok sıkıldım. Bir çare bulmam lazım yani. Bir an önce şu ilaçlara kavuşmam lazım. İnşallah onlar da iyi ederse. En azından ağrılarımı dindirse. Şu kışında böyle eve kapanıyoruz ya. Allah'ın gücüne gitmesini hiç sevmiyorum kışı. Hele burada var ya günlerdir yağmur yağıyor. Günlerdir hava kapalı. Üşüyorum. Zaten Muğla buz gibi merkez. Benim köy evimde zaten biliyorsunuz soğuk. Oralarda soba yakmak lazım falan. Ya Allah'tan şu ev sıcacık. Yerden ısıtmaya. Sevgili dostlarım bugünkü videomu biraz kısa tutayım sizlere. Bugün böyle geçti günüm. Çocukları sorarsanız çocuklar uyuyorlar. Seviyorlar uyumayı maşallah. Şimdiki gençler hep uyuyor. Yani öğleden sonra 3, 4 ancak kalkıyorlar sevgili dostlarım. Ben de böyle kukumav kuşu gibi oturuyorum işte salonda. Günümü geçiriyorum. Hayırlısı her şey. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.